28 Şubat döneminde irtica diye bir yafta uydurdular. Onun üzerinden ne kadar Müslüman varsa zulüm gördü. Zulmedildi adeta. İşte o dönemde de ben Gebze'de görevliydim. O zaman suç sayılan unsurlardan biri olan benim hanımımın başörtülüydü. Yani başörtüsü normal kıyafeti ve başörtülü. Bu kıyafetinden dolayı da çeşitli defalar o zamanki komutanlar beni uyardılar. Senin hanımın başörtülü olarak dışarıda görenler irtica yürekleniyor. Bunu aç bir an evvel normal medeni kıyafet dedikleri kıyafete geçmeleri üzerinden çok telkin gördüm. O zamanki alay komutanımız o dönemlerde zaten belli. Bakıldığı zaman o zaman alay komutanı kim, kolordu komutanı kim belli o zamanın şeyleri. Tabii bu arada bizi bunun üzerinden devam ediliyor. Özel hayatımızın kontrol altına alınması için ellerinden gelen şeyler yapılıyor. Yani bu arada silahlı kuvvetlerde her kademede oluyor. Fakat benim bulunduğum alayda da binbaşı rütbesinde sadece benim hanımın başı örtülü olduğu için birebir ilgileniliyordu. Kolordu komutanı, alay komutanıyla birlikte bir gün beni çağırdılar. Senin son uyarımız, son defa uyarıyoruz. Seni seviyoruz aslında. Fakat hanımın bu başörtüsünü açtırmazsan gözünün yaşına bakmayız. Seni silahlı kuvvetlerden atarız. Hiçbir kurum Tayyip Erdoğan haricinde, o da belediyenin şirketlerine, kurumlarına alıyor. Onun dışında hiç kimse bir cesaret edip de alma ihtimali de yok. Nizamiye'de askerlere emir vermişler. Düşün, bir binbaşı nizamiyeden geçerken asker hanımın başı kapalı, komutanım lütfen girmesin diyor. Bununla muhatap olmamak için şöyle bir kendimizce geçici olarak tedbir aldık. Dışarı çıkacağız. İşimiz var, işi var, bir ihtiyaç var. Yani mutlaka dışarı çıkılması gerekiyor. Nizamiye'de de askerle muhatap olmamak için bulunduğumuz o blokun altında kömür dairesi var. Kömür dairesinin girişinde arabaya yanaştırıyoruz. Karalaştırdık daha önce. Bagaja hanımı koyuyorum. Çocuklar önde. Hanım bagajda. Biz nizamiyeden geçerken asker tembih etmişler ya. Bir ben varım çünkü orada. Bakıyorlar şey yok. Başörtülü kimse yok. Şartları tutuyor. Geç. Darıcı'ya gidiyoruz. Darıcı'da sahilde kimse bakıyoruz. Hanımı bagajdan indiriyorum. Geliyoruz işimizi bitirip akşam dönüşte geri bagaja hanımı koyup nizamiyeden geçiyoruz. Uzun süre böylece yapıldı. Çocukların haliyeti, rüyasını düşün. 4 ve 6 yaşındaki çocuk diyor ki baba annem neden bagajda? Niye burada? Oğlum yani kızım işte bagajı annen işte filan. Nasıl izah edeyim? Hangi irticadan bahsedeyim? Ne söyleyeyim ki çocuklar ikna olsun?